Evet, burada bombuslar herhangi bir açma yapamamış. Normal arılar, işçi arılar girip çıkabiliyorlar. Evet. İşçiliğe devam ediyorlar. Evet, bir tane bombus girmeye çalışıyor buradan. Şimdi evet, bombuslar etrafta fink atıyor. Evet. Yeşil şurup. Buyurun arkadaşlar. Evet, girmeye çalışıyor. Bombus giremiyor. Demek ki bu aparat tamam da. Bak. Bunları sökmeye çalışıyor. Odunları. Evet, bu bombus buraya gelmiş. Hadi çık bakayım. Çık. Evet. Arılara şurubu alıyor mu, almıyor mu? Arıların durumuna bakacağım. Evet, bir bombus daha gitti. Arıların durumuna bakacağım. Yavrusu var mı yok mu, ona bakacağım. Evet, ölmüş. Komple stok. Orada lazım olacak. Bir gördüğü zaman evet, üçüncü stok çerçeve bal. Bu ne halinde? Evet, burada da balı tüketiyorlar ve parlatıyorlar ön tarafı. Parlatmışlar arka stok halinde. Ön tarafın balını tüketiyorlar. Kapıdan çıkmışlar. Ana arı burada. Aynı zamanda propolisle parlattığı çerçeveler de burada. Tabii günlük var mı göremiyorum. Zaten polen durumu sıfır. Burada polen durumu sıfır. Parlatmış olan çerçeveler. Şurada bir yavru çürüklüğü oluşmuş. Arka tarafta. Evet. Çerçevenin açlık durumu var. Sınavın da. Burası da stokları açmış. Şurada bir evet, bombus mücadelesi, bombus ve arıların mücadelesi atmaya çalışıyorlar. Evet, kovanda günlük yumurta yok. Şurada bombusu kovmaya çalışıyorlar. Size yardım edeyim. Evet.
Evet. Şimdi bu aralar şurada da bir namlus var. Dışarıdan girişi bombus girişini engelledikten sonra içeride düzenek kurumasını bekliyorum. Yeşil yeşil şurubu. Evet, bakıcı arılar şurubu delip çekemedikleri için kekleri ters çevirip yatırdım, alttan rahatlıkla alabilsinler diye. Ve şurubu en arkaya koydum, hem ısı yalıtımı yapsın hem de kadro genişlerse arka taraftan gider alırlar diye. Önemli olan şu önü korumak. Önü bombuslardan korursam içeride arılar biraz rahat edecekler. Evet, keki alttan bitirdiği bölge bu bölge. Alttan bitirmiş. Şurubu alamamış, keki bitirmiş. Bu bölgenin dengesiz bir iklimi var. Gece -5-6 derece don var. Birkaç gündür gündüz 23-25 derece. Şimdi bakayım buradaki arılar şurubu çekebilmişler mi? Buradaki arılar da şurubu çekmeye çalışıyorlar ama çekememişler. Bunlar da çekememiş bakıcı arılar. Evet, arılar bize sağda. Şuradan kek yemiş alttan. Yani keki alabiliyorum ben, şurubu alamıyorum diyor. İnvert de olsa diyor, delemiyorum diyor. Bana açık ver diyor. Tamam, delemiyorsan ben sana keki açık vereceğim. Evet, keki komple yaydım ve şurubu kenara koydum. Bunu da bu şekilde kapatıyorum. Kekini bitirmesini bekleyeceğim. Bu araya şurubu kenarda dursun. Kadrosu güçlendiği zaman gider şurubunu çeker. Sıtrafı kovan zaten. Diğer kona bakayım. Ne alemde. Evet. Bu kovan da şurubu alamamış. Bu da kek istiyor. Şuruptan gram damla dökülmemiş. Şu kekin yenen bölümünü açarak arıların üstüne getiriyorum ki oradan rahatlıkla alıp yiyebilsinler diye. Zaten diğer kekin orta bölümünü, evet, burayı kemirmiş. Şuna bakayım. Bunu açamamış bile. Bunu da açarak yayacağım. Evet, kekleri açarak yaydım. Şurubu da en sağ tarafa koyuyorum ki belki gelemezse, kendilerini toparlarlarsa onu da alsınlar diye. Tabi bombuslar rahat bırakırlarsa bu şekilde kapatıyorum. Petek gözlerine şurup dökmedim çünkü şu an üstten almaya ihtiyaç duyuyor arı. Petek gözlerini propolisle parlattığı için
Şu an petek gözlerine şurup dökersem muhtemelen yumurtlayacak, ana yumurtlayacak alan bulamayacağı için kovanı terk etme ihtimali olabilir. Daha önce 15 Ocak'ta, 1-2 sene önce 15 Ocak'ta petek gözlerine deki balı komple kovan dip tablasına döküp propolisle temizleyemeyince, propolis bulup temizleyemeyince anaarı terk etmişti. Anaarıyı kesmişlerdi. Kovanı terk etmek zorunda kalmıştı anaarı. O yüzden bunu olduğu gibi kapatıyorum şimdi. Kovan giriş deliklerine bakayım. Bombus rahatsızlığı var mı? Yok.